Marşı'na akabinde de İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum, arz ederim. Bu birlikteliği oluşturmamızda davet için harekete geçtiğimde Sayın Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavuk'a çok teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği oluşturdu. Siz de Ünye'nin tek yürek olduğunu gösterdiniz. Kahrolsun İsrail ve kahrolsun Amerika. 1574 çocuğun ölmesi insanların bir hiç uğruna, bir karış toprak için ölümüne lanetlemek için buradayız. Kahrolsun Amerika, kahrolsun Siyonizm ve İsrail diyoruz. İsrail hakkında soykırım suçu temalı yargılama süreci başlatılmalıdır. Gazze'ye yönelik büyük bir insan yardım kampanyası başlatmalıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu duruşunuzdan dolayı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Yoksa isminizde bu zulme karşı bir kin, bırak Türk olmayı, bırak Müslüman olmayı. İnsan bile değilsin. Din, dil, ırk ayırt etmeden yapılan bu haksız saldırıların neticesinde tüm insanlığı göreve davet ediyoruz. Türkiye dün nasıl Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında olduysa bugün de Filistin'de, Gazze'de kardeşlerimizle birliktedir. Geçmişte nasıl Müslüman kardeşlerimizin yanında yer almışsak gözümüzü kırpmadan ve tek bir Türk milleti kalana kadar, ila nihaye, kainatın son gününe kadar Müslümanların yanında yer almaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. İnsanlık tarihinin karanlık günlerinden birinden daha geçiyoruz. Bu yaşanan amasız, fakatsız bir milletin yok oluşunu gösteriyor. Bu anlamda bütün birliğimizle, bütün toplumumuzla bu soykırıma hayır demek zorundayız. Hastaneyi bombalayacak derecede işi bu noktaya getirmiştir. İsrail öldürmeye, yaşatmamaya ant içmiş. Fakat bizim Türk milleti bugün meydanlarda, tüm Türkiye'de herkes ayağa çıkmış. Diğer başkanlarımın da bahsettiği gibi Allah'ın izniyle hepimiz bu davanın peşinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olma zamanıdır. Her ne koşulda ve nerede olursa olsun, özellikle ve özellikle de hastane ve benzeri yerlerin hedef alınmasını ve buralardaki masum insanların katledilmelerini şiddetle kınıyorum. Bu saldırıların kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur. İslam coğrafyasına özellikle de Orta Doğu'ya baktığımızda asırlardır ne yazık ki Haçlı zihniyetinin hedefi olarak kalmıştır. Peygamberler coğrafyası olarak dini ve tarihi kimliğe sahip bu topraklar azılı ve insanlıktan nasibini almamış zihniyetlerin tabiri caizse oyun alanı haline getmiştir. Bizler İslam ülkeleri olarak birlik ve beraberlik içinde olmadıkça bu tür saldırılara maruz kalmaya devam edeceğiz. Bugün yaşanan insanlık dışı katliamlar sadece bir Filistin meselesi değildir. Bu açıkça İslam düşmanlığıdır. Kendini demokrasinin ve insan haklarının savunucusu zannedenlerin yaşanan bu olaylar karşısındaki tutumları da ayrıca düşündürücüdür. Umarım dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dışı vahşet en kısa zamanda sona erer. Zorbalık ve insanlık dışı eylemlerle kurulan terör devleti Siyonist İsrail'i lanetliyor. Filistinli şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bu zulüm sadece İsrail tarafından değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı tarafından da, İngiltere başbakanı tarafından da,
aynı zamanda Alman Başbakanı tarafından da anında neredeyse 24 saat içinde hepsi orada biriktiler. Bu inananlarla inanmayanların bir mücadelesi. Ve bununla ilgili olarak da yapılacak iki şey var. İnsani olarak ya reaksiyon göstereceğiz ya aksiyon göstereceğiz. Aslında her ikisini beraber göstermek en güzel şey. Bunun için güçlü olmamız lazım. Bunun için yaptığımız gibi İHA'larımızla, roket çalışmalarımızla, savunma sanayimizle, ekonomimizle, icabında fındığımızla, buradaki zenginliğimizle, insan kaynaklarımızla, siyasi birlikteliğimizle, ne güzel burada şu anda hep beraber tek bir vücut halinde kalbimiz sadece Filistin için atıyor. Çünkü Filistin aynı zamanda Haçlı mücadelesinin bugüne yansıması. Onun için bizim burada hem donanmamızın yaptığı tatbikat, hem güçlü bir şekilde şuradaki yaptığımız siyasi birliktelik, kardeşlik duygusu en güzel cevap olacak. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cümle kardeşlerimizin ruhları için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizleri kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. İlahel Alemin, sen mazlumun yardımcısısın. Sen garibin kurbanın yardımcısısın. Mazlum bana dua ettiğinde aradan perdeyi kaldırır, onun duasını kabul ederim buyuruyorsun. Biz mazlumlar için dua ediyoruz, kabul eyle Allah'ım. Biz Filistin'de soykırıma uğrayan, katledilen kardeşlerimiz için dua ediyoruz, kabul eyle Allah'ım. Amin.